You want a piece? Bugün 4 Ekim Çarşamba. Bugün 4 Ekim mi? Bugün 4 Ekim Çarşamba ve ben sanki Cuma gibi hissediyorum. Böyle güzel bir hafifleme var üstümde. Konuşamıyorum. İstanbul'dayım. Ofis arkadaşlarımla görüşmek için, iş hayatı için İstanbul'a geldim. Pazartesiden beri de yoğunum. Yani ne zaman İstanbul'a iş için gelsem iş yoğunluğum artıyor genelde. Çünkü bütün takım burada oluyoruz ve doğal olarak birlikte vakit geçirmek istiyoruz. Toplantılarımız artıyor falan filan. Benim de işte en yoğun günüm İşte en yoğun günüm çarşamba günü. O yüzden çarşamba bittiğinde bende hep bir rahatlama oluyor. Zaten hafta sonu da çok yakın falan filan. Bugün de çarşamba. Ben de yarın öğlen Ankara'ya döneceğim. O yüzden böyle hani kafamda biraz bitirdim gibi işi. O yüzden bir rahatlama geldi. İşte ofiste, otel çok yakın. Ofisten çıktım, otele geldim. Şimdi bir hazırlanacağım. Duşa falan girmek istiyorum. Çünkü akşam çok güzel bir etkinliğe gidiyorum. Çok güzel bir caz konserine. Merak ediyorum. Gerçekten bir saksafoncu Emmanuel Wilkins Trio diye bir etkinlik Babilon'da. Erkek arkadaşımın piyano hocası falan şiddetle önermiş. Mutlaka git, buna gidilir falan demiş. O yüzden bayağı heyecanlandım yani. Çok merak ediyorum. Discover Weekly'me çok güzel bir şarkı düşmüş. Şu Heaven. Nasıl okunuyor? Zaver. İlk Zaver. Fischer Trio. Gruba bayıldım. Mükemmel. Şarkıyı da öneririm. Bu albümü komple öneririm. Böyle strapless siyah bir bluz altına şu an giyebileceğim en güzel şey bu tight'tı. Bu tight'ı az önce bir fotoğrafta Instagram story'imde paylaştım. Yani kendimi paylaştım. Herkes tight'ı sormuş. Gerçekten mükemmel bir tight. Daha yeni aldım. Aldığımdan beri her gün falan giyiyorum. Arkadaşlar tight'ın paçaları şöyle açık geliyor. Poposu tam oturuyor. Böyle çok tatlı bir logosu var. Aşırı güzel, çok rahat ve organik pamuk. Ben I'm Active'in aldığım 4. tight'ı. 2 tane kısa tight aldım. Böyle biker'ın biraz daha kısası. Bir tane uzun organik pamuk siyah tight'ını almıştım. Kısalarım viskoz, uzunlarım organik pamuk. Bir tane de şöyle paçasından genişleyen almak istedim. Tight'larla genelde çok rahat etmiyorum. Dizlerimi sıkıyor. Bu o kadar rahat ki. Allah'ım. Nefis. Neyse. Ece gelmiş sanırım. O yüzden ben de yavaştan insem iyi olur. Bir de en son lookumu gösteriyorum. Kombinim, makyajım, saçım, takılarım falan her şeyim bu şekilde. Bu takı çok güzel markası Studio Mai. Harika kolyeleri var. Bu incisini de çok severek kullanıyorum. Bu arada acıktım ben ya. Aslında kendime güvenebilirim yani. Ama bunu da tutuş olmuştu. Kendime güvenebilirim. Evet, sen de sonuçta... Yalnız acımıyor ha. Düşürsen? İşte o konu güya
ortada buluşulmadı çünkü her seferinde aslında onlar kafasındaki şeyi söylüyor. Dolayısıyla kulağın o iki noktadan hangi akor olduğunu anlayacak kadar gelişmediyse bence böyle... Oho, ne buldu? İnanılmaz. Köpek benden daha iyi akşam yemeği gidiyor. Oradan duruyor diyorlar işte, yani nasıl olmuyor? Bir tuşlu. Bugün birazcık zor uyandığım bir pazar günündeyiz. Şimdi yogaya geldim. Bugün 15 Ekim pazar günü. Bugün aslında çok güzel tasarlamıştım aktivite olarak ama hafta sonu hiç evde ayaklarımı uzatıp dinlenmediğim için ve hafta içi de oldukça yorulduğum için bir dakika. Birazcık pazar günü güzel de olsa planlarım. Plan yaptığım için üzülmüştüm başta. Sabah mesela çok zor uyandım. Planlarım şuydu aslında, bakın sayıyorum, gerçekten çok güzel. Öncelikle 1 saat yoga özel dersim olacaktı. Saat 11-12 arasında. Ondan sonra saat 2'de bir dans workshopuna gidecektim. Birkaç saat sonra da 1 saatlik bir dans workshopuna. Yani totalde 2 ders tango, 1 ders de yoga yapacaktım. Bayağı güzel bir pazar aslında baktığımızda. Tango workshopları da şöyle oluyor. Normal derslerimize ek olarak arada bir böyle hocalar, işte normalde Ankara'da olmayan mesela hocalar Ankara'ya geldiğinde spesifik konular üzerine workshop yapıyorlar. İşte mesela bugün gireceklerimden bir tanesinin konusu işte Medya Luna dönüşler, uyduruyorum. Sadece onu görüyoruz falan. O da bayağı faydalı ve hani öğrenimi zenginleştirme açısından iyi oluyor bence. O nedenle ona da katılmak istedim. Ama birazcık işte yoğun olacaktı. Fakat bu ders beni öyle bir kendime getirdi ki, mükemmel bir yoga dersiydi. En son fizyoterapi serüvenimi anlatmıştım. Fizyoterapistim şey önermişti, kendi önerdiği bir hocadan, benim de hali hazırda gittiğim yoga kurumundaki bir hoca, özel ders almamı ve vücudumu daha da iyi tanımamı önermişti. Ben de şimdi öyle yapıyorum. Çok güzel geçiyor dersler, gerçekten harika geçiyor. Tabii evde kendi ödevlerimi de yapmaya çalışıyorum. Bir yandan bir çıktığımda şöyle kurabiye aldım. Çünkü kahvaltıyı çok geçiştirmiştim. Ben zannettim ki yoga ile dans arasında çok vaktim olacak, orada yemek yerim. Ama yoga o kadar uzun sürdü ki, bir saat değil, neredeyse 1,5 saatten bile fazla sürmüş. Bilmiyordum gerçekten. Bir tane tuzlu, bir tane tatlı bir şey aldım. Bu böyle bir şey otlu, poğaçaydı, unuttum. Bakayım. Şey, çörek otluymuş, tamam, anladım. Bu da böyle şekersiz, glutensiz kurabiye diyordu, onu merak ettim. Ama önce şuradan bir başlayalım. Ben çörek otlu poğaça çok severim. Çok güzel. Üzerimde Beyoğlu'nun bir
sweat'i var. Çok severek giydiğim bir sweat bu. Böyle yakası falan farklı olması hoşuma gidiyor. Altımda da ikinci el aldığım bir jean var. Hayatımdaki ilk böyle vintage falan alışverişim olabilir. Doğru düzgün bir düşüneyim, evet. Üstelik Ankara'dan aldım. Ankara'da böyle şeyler çok yoktur ya da bilinmez ya, bilmiyorum ben en azından. Şeyden almıştım. Büyüklüğüm sokakta Last Penny'nin yanında bir kahveci var. İsmini bilmiyorum. O kahveci aynı zamanda arka tarafında böyle ikinci el vintage ürünler satıyor. Amerika'dan falan getiriyorlarmış çoğunlukla. Oradan bulmuştum. Böyle harika bir jean. Poposu falan o kadar güzel oturuyor ki tam benim böyle vücuduma özel yapılmış gibi. Yani gerçekten çok güzel oturuyor paçaları falan. Ama bu jean'in birazcık şöyle arkadan beli boldu. Ve oraya da şöyle bir kemer buldum. Böyle beli ayarlanabilen kemerler benim için çok pratik oluyor. Bu kemeri de dolaptan aldım. Ben hiç hayatımda dolap kullanmamıştım ama son birkaç gündür öyle bir düştüm ki dolaba. Çünkü genel Inditex'teki ürünlere artık 600, 700, 800 lira falan vermekten biraz bunaldım. Bu fikirden bunaldım. Ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa, çünkü hep oralara gidiyorum ve çok pahalı gerçekten. Bir yandan da hakikaten böyle sürdürülebilir, sen ihtiyaç duymadığın bir şey satıyorsun. Fikir falan zaten hani hepimizin aşina olduğu ve harika. Düşününce üzerimdeki iki tane şeyin ikinci el olması şu an hoşuma gitti baya. Evet, outfitim bu şekildeydi bugün. Bu köşe benim konuşma köşem oldu sanki. Şimdi bu videoya İstanbul'da başlamıştık. Sonra parça parça Ankara'ya geldiğimde de bir şeyler çektim. Ama sanki böyle biraz havada kalmış gibiydi. Onu toparlarım hem de son zamanlarda aklımdan geçenleri paylaşırım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımla da buluşacağım. Muhtemelen çok benzer konuları konuşacağız. Çünkü birbirimize böyle ufak bir minimal dert yandık WhatsApp grubumuzda. Sonra akşam buluşalım konuşalım falan dedik. Bir süredir şeyler çok gündemimde. Hem benim hem de yakın arkadaşlarımın. Ben şimdi mezun olalı bir sene oldu. Arkadaşlarımın da benzer. Ve herkes bir yerlerde işe girdi ya da master'a başladı. Ve herkes bir şekilde öğrencilikten çıkıp bu işe girme süreçlerinde yaşanan anlam arayışı, anlam bulamama, istediğini bulamama durumlarından muzdarip. Yani ben hayat belirsizliğimi düşünürken kimi zaman çok heyecanlanıp çok umutlu oluyorum. Hani çok belirsiz ama ne güzel, değişik şeyler yapabilirim falan diye. Bir yandan ben ne yapacağım, kendimi nasıl anlayacağım, doğru şeyleri yapacak mıyım falan diye kaygılanıyorum da. Normalde böyle hep bir şeylerin zorluğundan bahsederken hep geriye dönük konuşurum. Yani içinde bulunduğum sürecin zorluğunu idrak edemem pek. Sanki normalmiş gibi gelir ama geriye dönüp baktığımda şu dönem zordu, şunu yapmak zordu falan derim. Bu sefer işte kendini anlama süreci, doğru değerlendirme çabalarım sonucu bir yandan şunu da kabul ediyorum. Gerçekten kolay bir belirsizlik değil aslında. Hani çok fazla şey yapmak istiyorum ama ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. İş hayatımla, kariyerimle alakalı ne yapacağımı bilmiyorum. Beyaz yakalı bayılmadım. Bunu o kadar çok sürdürmek istemiyorum. Ama konforlu yanları da var. İyi gelen yanları da var. Bilmiyorum. Yurt dışına taşınmak gibi hayallerim var. Bunları nasıl yapacağım? Okulla mı gideceğim? İşle mi gideceğim? Hangisi daha mantıklı? Hangisi daha özgür? Hangisi daha konforlu falan? Bütün bunları düşünürken böyle evet zorlanıyorum. Bunu yaparken sevdiklerimle aram ne olacak? Ailem burada falan. Her şeyi düşünüyorum yani. Bugünün gençleri olarak galiba hep benzer kaygıları yaşıyoruz. İlişkiler bile çok belirsiz. İlişki yapıyorsunuz, romantik ilişki. Kim nereye gidecek, kim hangi ülkede hayatına devam edecek gibi sorular ortaya çıkıyor. Arkadaşlıklar falan, yani zor bir konu, gerçekten kolay değil. Bir yandan problemlere bakış açım da günden güne tabii ki değişiyor ama lineer bir ilerleme değil, ama bu bakış açısını da pozitif bir yönde ilerletmeye çalışıyorum. Bir problemle karşılaştığımda daha az o probleme karşı direnç gösterip daha çok peki şimdi ne yapalım perspektifine geçmeye çalışıyorum bir yandan. Daha yetişkin insanların bakış açısı biraz daha iyi oluyor. Mesela annem falan çok daha çözümcü bir insan. Bir sorunla karşılaştığında onu genelde çözüyor, yani çözmek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Biraz daha çözümcü insanlardan ilham almak ve sorunlar çıktığında hani of pof nasıl yapacağım, dünyanın sonu falan gibi değil de tamam şimdi de next step nedir falan diye yaklaşmak sanırım daha mantıklı. Bu iş hayatında da karşıma çıkan bir şey. Başta birazcık daha sorun çıktığında demotive olup direnç gösterip daha suçlu arama modunda oluyordum. Sadece iş hayatıma değil genel. Şu anda birazcık da tamam şimdi ne yapabiliriz falan modundayım. Ve öyle olmaya çalışıyorum diyeyim. Neyse.
Çok konuştum. Ama iyi geldi. Birazcık son ruh halimi açıklamak bana iyi geldi. Tahminen size relate etmişsinizdir bu sorunlarla diye düşünüyorum. Çünkü çok yaygın, çok yaygın. Günümüzün gerçekliği, genç olmanın gerçekliği. Aynı şekilde bu coğrafyanın da biraz gerçekliği. Hani göç konuları falan Türkiye'de çok popüler. Kimin ne yapacağı çok belirsiz. Arkadaşlarımın çok büyük bir kısmı yurt dışına taşındı ya da taşınma hayali kuruyor. Herkes aslında, sadece arkadaşlarım değil, iş arkadaşlarım bile. Herkes yurt dışına çıkmanın yollarını arıyor. Ben de onlardan biriyim. Böyle çok garip yani, bir arada kaldık ya da çoktan çıktılar falan derken. Bilemiyorum yani, zor. Videoyu kapatmadan önce bir de bir kargom gelmişti. O kargoyu birlikte açalım istiyorum. Daha önce testlerini denediğim bir ürün. Tam paketini söyledim bu sefer. Paketimiz bu. Bu bir pet kargosu. Böyle bir paketten çıkıyor. Bu Bej isimli bir pet markası. Ben Bej'le şöyle tanıştım aslında. Krimko'dan bir alışveriş yapmıştım ve içerisine tester koymuşlar. Standart, normal boyunu. Ve o kadar çok beğendim ki. Hani gerçekten bayıldım ve o yüzden full paketini söylemeye karar verdim. Ben pet kullanmaktan nefret eden bir insan olarak menstrual kapla falan da birazcık henüz hala önyargılıyım. Bunlara rahat edebilir miyim falan filan düşüncelerinden çok fazla böyle denemeye fırsat bulamadım. Hani pedin mentalitesini şu anlamda sevmiyorum. Çoğu çok parfümlü oluyor ve bana bu çok kötü hissettiriyor. Çünkü genital bölgeme parfüm değiyor olma fikrinden hoşlanmıyorum. Çok kaşındırıyorlar. Pet kullanmak o yüzden bir işkenceye dönüşüyor benim için. Şimdi bu öncelikle krem rengi bir pet. Bunun sebebi beyazlatmak için işte klor vesaire kimyasal kullanmaması. Which is okay yani. Ben niye pedim beyaz olsun isteyeyim ki? Çok ince bir pet. Ben normal olanını aldım. Normal boyutu kullanıyorum normalde de. Standart pet yani. Gösterecek çok da bir şey yok. Sadece şu yüzeyini size göstermek istiyorum. Rengini falan. Şimdi bakınca çok anlaşılacak bir şey yok. O yüzden size biraz hissini anlatayım. Öncelikle çok ince bir pet. Neredeyse gerçekten günlük pet ayarında inceliği var. Ve ben böyle olduğu için başta tedirgin olmuştum. Sızdırır mı, yeterince emer mi falan diye. Hiçbir şekilde sızdırmadı. Emiciliği çok iyiydi. Hiçbir şekilde kaşındırmıyor. Hiçbir şekilde parfüm kokusu yok. Tekrardan kokayım. Hiçbir şey kokmuyor yani, sıfır koku. Ve fiyatları da normal pedlerden daha pahalı değil. Yani bu kadar böyle avantajlı bir ürün ama hala aynı fiyat. O nedenle size bunu öneririm. Heyecanlıyım artık buna geçeceğim için. Çünkü bu ped konusu hep kafamı kurcalayan bir şeydi ama şey diye geçiştiriyordum hep. Zaten ayda birkaç gün kullanıyorum hani neyse falan diye. Bu efora hiç girmiyordum, zihinsel efora ve araştırma eforuna. Ama aslında epey önemli bir şey. Sonuçta yine de her ay kullandığım bir şey falan. O yüzden bu konuyu çözüp bir standarta oturttuğum için şu anda oturttuğumu düşünüyorum. Çok mutluyum. Size de öneririm. Videoyu sonlandıracaktım tam ama bir kargom daha geldi. Çünkü dolaptan bir alışveriş daha yapmıştım. Onun olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü birlikte açalım mı? Bunun için gerçekten çok heyecanlıyım. Çok güzel duran bir etek aldım. Şöyle bir şey. Pileli etek istiyordum. Her yere baktım. Her yere. Ve zaten dolabı bu yüzden keşfettim. Her yere bakıyorum. Pull&Bear, Zara, Inditex'in diğer bütün markaları. Hiçbir yerde tam istediğim gibi bulamadım. Artı bulduklarım da çok pahalıydı. Mesela 700-800 lira, 1000 lira falandı. Bunu tam 130 liraya buldum. Ve vintage. Tek endişem bedenime olup olmaması. Olacak gibi hissediyorum. Bakalım mı? İnanmıyorum. Gerçekten tam olduk. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Kumaşı, deseni bayıldım ya. Bunu böyle şeyle hayal edin. Böyle siyah, koyu renk, kilolu çorap giymişim. Hemen yıkayacağım ve giymek için sabırsızım. O zaman bu videoyu yeni eteğimle sonlandırayım. Çok başarılı bir ikinci el alışveriş oldu ya. Gerçekten çok mutluyum. İşte beni mutlu etmek bu kadar kolay. Güzel bir outfitle hemen mutlu oluyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.